Sonra ulan ben bu konuları konuşmaktan bıktım. insanlar anlamamak konusunda ısrarcı olmaktan bıkmadılar. Aslında oğlum bu adam ne yap? Bu adam hep Türkiye gündemleri videoyu mu atıyor? Bu ne ne bu? Abla boş yapma. He. Dur, Böyle bir genelleme de yapmamak hangi lazım. Diyor? Çünkü yalan yok. Bu konuları ilk konuştuğum zamandan bu zamana kadar baya bir gelişme kat ettik. O zamanlarda bana hak vermeyen insanlar şimdi konuyu çok daha net anlamışlar. Ve şu anda da en azından bu kanaldaki çoğu insanla bu konuda hemfikiriz. Ha elbette her konuda hemfikir olamayız fakat bu konuda gerçekten hemfikir olmamız lazım. Çünkü bu konumuzun çözümü gayet açık ve net. Başka bir çözüm yolu yok. Gene bu oyun oynuyor. Yani konumuz yine her köşeye sıkıştıklarına sokak hayvanlarıyla ilgili duygusal mastürbasyonlar yapan ünlü insanlar. Ve evet bugün abi sokak hayvanları için ben kendi şeyimi söyleyeyim. kendi ee... düşüncemi. Bence sokak hayvanı olmamalı. Bir tane sokak hayvanı vardır o da kedidir. He. Kedidir. He. Sokak hayvanları böyle işte yok besleyelim. Yok şu tam besleyin aç kalmasınlar. Tamam da burada gene iş belediyeye devlete düşüyor. Güzel bir şekilde bak kötü bir şekilde değil. Güzel bir şekilde o köpekleri toplayıp yala bir alama, gibi bir alama. kurum yapmaları lazım. Sokakta köpek olmaması lazım. De. Sokaklarda köpek olmaması lazım. De. Onları bir şekilde alıp devlet ya da belediye alıp bakması lazım, bir şey yapması lazım. Sokak köpeği diye bir şey yoktur... Hangi devirde yaşıyoruz? Amın düdü. Sene 1800'ler mi amına koyayım sokak köpeği olsun ya? Bak kediler neyse, kediler, kediler evini bilir. Gider, gezer, dolaşır, şey yapar, geri evine gelir. He, geri evine gelir. Ama köpeklerde sokak köpeği diye bir şey olmaz. Ha köy yerleri köy yerleri falan olabilir ama İstanbul gibi bir şehirde, Ankara, Mersin, büyük şehirlerde sokak köpeği olmaz. Ha, köpeklerin sahibi olması lazım. Başı boş köpek olmaz. Neden? Nedenini söyleyeyim. Sokak köpekleri pis olur. Köpeklerin bakıma ihtiyacı var. Bit kapar, pislik kapar. Pisler içinde yatar, kuduz olur. Çoluk çocuğa saldırır. İnsanlara saldırır. Anlıyorsunuz mu? He. Bu yüzden köpeklere anca sahibi olması lazım, bakılması lazım. He. Sokak köpeği diye bir şey olmaz. Mesela bakın İngiltere'de yola gidin abi, yolda yürüyün. Bir tane başı boş köpek göremezsiniz. Bir tane köpeği diye bir şey yok. Sadece İngiltere'de değil, bütün Avrupa'da. He. Ee, ama burada başıboş ne var biliyor musunuz mu? Hadi siz bilin bakayım. He. Ee, burada çok başıboş ne var biliyor musunuz mu? Fare. Yok. Fare de çok da ben hayvan diyorum. Tilki. Tilki. Aynen tilki. Tilki. Burada çok tilki var abi, tilki. Ama tilkileri de bırakıyorlar, toplamıyorlar. He, tilkiler burada böyle bir şeymiş, bir e, Londra'nın bir özel bir şeyiymiş duyduğuma göre. Sembol aynen sembol sembol evet, sembol sembol aynen. He, toplamıyorlar, ama insanlara saldırmazlar. Tilki tilki göremezsin bile. Tilkiler akşamları çıkıyor sokaklara o in. Gündüz vakti tilki göremezsin. De saldırmazlar, şey yapmazlar, insanlardan kaçarlar. De de ancak akşamları görürsün böyle çıkıyorlar. Bir de bir sıkışıyorlar var ya. Oh my god. Sanki sanki birini bıçaklayarak öldürüyorlar amına koyayım. De bir ses yapıyorlar sıkışırken. Oh my god. De video çek. Alıp aa va.

He, he he Böyle ses yapıyorlar abi. He. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Ya itibariyle listemize bir isim daha eklendi. Deniz Çakır. Aa Süleyman Çakır'ın karısı. Meryem. Şeyde. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. De. De. Bu mu bu, bu ne diyor? Bu mu bir şey diyormuş sokak köpeklerine? Ne kendisini Tanır mısınız, tanımaz mısınız? Orasını bilemem. Ama birazdan anlatacağı şeyleri dinlemeden önce bu kadının bu söylemleri havuzlu villasında 7/24 keyif yaparken söylediğini de lütfen unutmayın ve buna göre karar verin. Dilerseniz önce kendisini bir dinleyelim, ardından yorumlayalım. Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız mesela gelip ilk önce benden başlayabilirsiniz uyutmaya. Çok okeyim buna. Yani onu yapacaksanız ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum. İlk beni uyutun yani. Direkt aynı. Evet, anladığınız üzere konumuz yine aynı. Yine sokak Abi normal bir şey demiş bence. Yani uyutmak demek öldürmek değil mi? Abi ben demiyorum ki sokak köpeklerini öldürün amına koyayım. Sokak köpeklerini alın bir barınak barınak bir yerde beslesin devlet belediye. Öldürme olmasın abi. He. Öldürme olmasın yazık onlar da bir can. He, mesela bak İngiltere'de RSPCA diye bir kurum var, Ç bakın. Bak görüyorsunuz. Bu bir charity, İngiltere'de bir charity. Belediye ve devlet tarafında ıı, şey ıı, fonlanan bir charity. Diyelim ki böyle yaralanmış bir kedi, yaralanmış bir hayvan, başıboş bir hayvan. Bir yerde bir hayvana eziyet edildiğini düşünüyorsunuz. Böyle şeylerde hemen bunları arıyorsunuz. Bu adamlar geliyor hemen o hayvanı senin elinden alıp gidip bakıyorlar hayvana. He, böyle bir şey lazım abi Türkiye'ye. He. Yani öldürmesinler baba köpekleri o yazık. Türkiye'de 10 milyonlarca köpek var. Ney? Tamam abi işte bak ne yapıyor bu insanlar biliyor musunuz mu? Şimdi bak RSPC bu köpekleri alıyor, güzel bir temizliyor, güzel bir eğitiyor, güzel bir şey yapıyor, sonra sahiplendiriyor. De, sonra sahiplendiriyor. İngiltere'de çok insan var böyle köpek gidip sahiplenen. De. Türkiye'de de öyle bir şey. Türkiye'de köpek sahiplenmezler değil mi? sahiplenmezler amına koyayım. Şahri'nin videosu izle. ne. Ama önce şunu izliyorduk. Dur bunu izle. Ve yine sokak köpekleri üzerinden duygu sömürüsü yapan ünlü isimler. Ve beni bu konuda en çok sinir eden şey. Yok bence kadın doğru bir şey demiş. Şeyde ne biliyor musunuz? Sokak köpekleriyle ilgili bu kadar açık bir şekilde ben... yorum yapan insanlar genellikle günlük hayatında sokak köpeklerine bile denk gelmeyen insanlar. Bu doğru insanlar diyor. ve bu insanların çevresi büyük ihtimalle hayatı boyunca hiçbir şekilde köpek saldırısına uğramamışlar. Ve bu doğru yüzden diyor. de sokak köpeklerinin Türkiye için ne kadar büyük bir sorun olduğunun farkında değil Oğlum Türkiye'de so sokak köpekleri saldırıyor mu? Çok saldıran oluyor mu? Biz şey biz motorla gezerdik. Daimi motoruyla hep yapıp kovalarlardı amına koyayım. He. Saldırıyorlar ha. Öyle boş boş boş. Oo. Lan kaç çocuk öldü. Ciddi misin lan? Oha! Kuduz oldu çocuklar. E abi o zaman bir an önce sokak köpeklerini temizlemeleri lazım. Neyi bekliyorlar amına koyayım? De. Ben sizlere bu videoda tekrardan bir hatırlatmak isterim. Çünkü bu konunun artık bir çözüme varması gerekiyor. Aksi durumda emin olun sokak hayvanları konusunda Hindistan'dan bile beter olacağız. Öncelikle sokak köpeği diye bir kavram yoktur ve olamaz. Ha! Çünkü... Aynı ha! Ben de onu dedim işte bak. Evet. köpeklerin yaşam alanı şehirler değildi, Sokaklar değildi, Aynen Neden? öyle. Çünkü bu hayvanlar milyonlarca yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmiş kurtlardır aslında. Yani özünde bunlar vahşi hayvanlardı ama insanlar tarafından evcilleştirildiler. İnsanlar tarafından evet. evcilleştirince de elbette avlanma gibi yeteneklerini kaybettiler. Ve görünüşleri de zamanla buna göre şekillendi. Peki avlanma yeteneklerini niye kaybettiler? Çünkü bu hayvanlar artık evcil hayvanlar oldukları için insanlar tarafından beslendiler. Bu yüzden de binler yıl boyunca. Aynen. Çünkü insanlar bunları kedi köpek maması veriyor. Önceden köpekler neyle beslenirdi? Çiğ et, et. Et, çiğ et. Sen bir köpeğe çıldırtmak iste var ya çiğ etle besle. Kanlı, kanlı çiğ et. Bir de bir kapı, bir de, bir, de bir gün boyunca siyah bir odanın içinde tut. O köpek çıktığında olur amına. Canavara dönüşür amına koyayım. Şimdi bizim insanlar köpekleri mamayla falan besliyor. He. He, mamayla falan besliyor. Nasıl diyor lan oğlum bizim burada, bizim burada, bizim burada Getro'da biz biz 18-19 yaşındayken benim arkadaşlarım vardı, pitbull vardı adamın, pitbull böyle bir şey gibiydi, gelirdi sana sarılırdı köpek hamına koyayım. Pitbull gelip sana sarılırdı, insana sarılırdı. Göt! Smokey diye bir piç, orospu bu çocuğu, Yunan bir adamdı. He, burada doğmuş büyümüş ama tam bir orospu çocuğuydu. Köpeği aldı. Köpeği bir ay boyunca çiğ et besledi. Çiğ et, kanlı et. Amına koyayım köpeği iki gün boyunca siyah bir odanın içinde tuttu. Biz köpeğe yaklaşamıyorduk. Köpek herkese saldırıyordu amına koyayım. Pitbull. Ee, o saatten sonra da hiçbirimiz o çocuğun yanına yaklaşamadık bir daha. Köpek ısırıyor diye. Ee, köpeğin gözleri kırmızı olmuştu amına koyayım. Ee, Çiğ et et besleye besleye köpeğe tam böyle bir canavar Ama şöyle bir şey köpek sahibini hala dinliyordu her zaman. He. De avlanma ihtiyacı duymadılar. Ha, şimdi saçma sapan av köpekleri hakkında bir örnek vermeyin lütfen. Geçenlerde bu konu hakkında konuştuğunda bir tane çocuk şey yazmıştı işte benim köpeğim avlanabiliyor av köpeği falan. Ya kardeşim senin köpeğin avlanabiliyor da o avı yiyor mu? Hayır. Köpeğin tek amacı senin gözüne girmek. Öldürmek. Çünkü senin gözüne ha. girerse eğer senden yemek alacağını Söne biliyor. Yem yani köpeklerin amacı tamamen budur dostlar. Köpekler insanlardan yemek bekler. Çünkü binlerce yıl boyunca köpekler bu şekilde alıştı. Bunu öyle çat diye değiştirmenin mümkünatı yok size bir soru. Ben köpeklerin en çok hangi huyunu severim? De. Ya da siz köpeklerin en çok hangi huyunu seversiniz? Sadık olması. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Bu köpekler var ya abi. Sahibine o kadar sadıklar ki. Ooo. De. De yani. E haliyle bu da ne demek oluyor? Bir köpek eğer ki insan tarafından beslenmezse açlıktan ölür demek oluyor. Yani şehirler ve sokaklar köpekler içinde güvenli değil. Aynı zamanda köpekler nedeniyle yaşanan araba kazalarından da hiç bahsetmiyorum. Bu araba kazalarında hem insanlar hem de köpekler yaralanıyor. Hatta belki de hayatlarını kaybediyorlar. Peki diyeceksiniz ki madem sokakta köpek olmaz o zaman niye sokakta bu kadar fazla köpek var? Bunun sebebi şu. Bazı insanlar zaman sebebini söylüyorum. İnsanlar. Bu kadar basit. T Türk halkı. Bu yüzden başka bir sebebi yok. De. Türk halkı. Bu yüzden abi. Bu yüzden Türkiye'de bu kadar sokakta köpek var. De. Köpekleri çünkü siklemeyen o kadar insan var ki Türkiye'de. Yani bırak la, ey, pis la, ey. yani can olarak bakmıyorlar. Bir can, canlı olarak bakmıyorlar. böyle şey davranıyorlar. Alıp böyle bakmazlar. Böyle sevmezler. He. Öş filan filan cahillikten gelen bir şey. He, cahillikten gelen bir şey. Bu yüzden abi başka bir nedeni yok. He anında hatta bu halen daha yaşanan bir şey. Sahiplenmiş oldukları köpekleri sokağa attılar. Ve köpekler sokakta çiftleşti, çiftleşti, çiftleşti Aynen. derken günümüzde şu anda Türkiye'de 10 milyondan fazla köpek var. Yani anlayacağınız bu köpekler her zaman sokakta değildi. Biz bu köpekleri sokağa attık. Ha? Şimdi de vakit. Ha bak benim dediklerim söylüyor bak. Ha Demek ki neymiş? Ben çok salak bir insan değilmişim. Bazen bazen doğru konuşabiliyormuş. Bazen doğru konuşabiliyormuşum. Bu durumu düzeltmenin vaktidir. Diyeceksiniz ki ne yapalım tüm köpekleri yok mu edelim? Hayır bu köpekleri yok etmek olmuyor ki. Köpek dediğimiz hayvanlar insanlarla birlikte yaşar. Bu yüzden de köpekler bir yere toplandıktan ha? sonra insanlar bu köpekleri sahiplenmeye başlayacak. Ki asıl ha? o zaman göreceğiz gerçek hayvanseverleri öyle konuşmak kolay tabi. Her neyse insanlar bu köpekleri sahiplendikten sonra kalan köpeklerin sayısına göre ya bir yerde bakılacaklar ya da itlaf edilecekler Avrupa'da olduğu gibi. Bu size ha? vicdansızmış gibi gelebilir ama asıl vicdansızlık emin olun... If laf ne? If laf ne? Öldürmek mi? Abi bizim burada köpekleri öldürmüyorlar ya. Belki de öldürüyorlarsa hiç bir hal halka hiç 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 şey yapmıyorlar. He, halka hiç göster yani bizim bir haberimiz yok. He. Bu köpekleri sokağa atmaktır ve sokakta yaşamalarını desteklemektir. Vicdan mastürbasyonu yapmanıza gerek yok dostlar. Bu kabul etmeniz gereken bir gerçektir. Sokakta köpek olamaz. Ayrıca ya şöyle bir şey, ya da şöyle bir şey olmuş olabilir. Zamanında ne bileyim böyle bir 100 yıl önce, belki İngiltere'de aynı Türkiye gibiydi, her yerde milyonlarca köpek vardı. O zamanlar büyük ihtimal, belki bak bilmiyorum yapıldı mı yapılmadı mı. Belki işte o zamanlar büyük bir köpek katliamı yapmışlardır çoğunu öldürmüşlerdir falan işte ki bir düzen oturtsunlar. Belki de o yüzden şu anda böyle hiçbir yerde başıboş köpek falan yok. Yani he bilmiyorum öyle mi değil mi ama belki öyle yapmış olabilirler. He son zamanlarda gündemi takip ettiyseniz eğer ki illaki görmüşsünüzdür. Sokak köpeklerinin kendisini kovalamasından dolayı yola atlayıp hayatını kaybeden bir çocuk. Sokak köpeklerinin kendisini ısırması sonucu kuduz olup hayatını kaybeden bir çocuk daha. Onun dışında yine sokak köpekleri tarafından parçalanan bir çocuk. Bu bahsettiğim vakaların sıklığı son zamanlarda oldukça arttı. Bunun sebebi de elbette artık sokaktaki hayvanların da vahşileşmesi. Bu zamana kadar bir köpek tarafından saldırıya uğramamış olmanız, yarın bir başka köpek tarafından saldırıya uğramayacağınız anlamına gelmiyor. Veya kaçını saldırıyor adınız lan köpekten? Ça Adam akıllı yazın lan. Ben ben. Oha mına koyayım. Oğlum ciddi misiniz lan? Oğlum çatın hepsi saldırıyor oramış de yaşamayan yoktur bunu. Haklısınız. Ben bile saldırıya uğradım Türkiye'deyken köpekten. E, ben bile saldırıya uğradım. Saldırmadı da. Daimim dediğim gibi daimim motor, motorunun ki arr, arr etti, böyle, Tekeri ısırdı. Ama ayağım şu kadar yakın bir tekere. Ayağımı ısırabilirdi. Ha. Siz ömrünüz boyunca bir köpek tarafından saldırıya uğramasanız bile bu diğer insanların da köpekler tarafından saldırıya uğramayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar köpek. Bunların insanlar gibi düşünme yetileri yok yani. Bu hayvanların doğası çok farklı. Bana saldırma dediğiniz zaman sizi anlamazlar yani. Hele ki gece mesela yalnız başınıza yürürken sokak köpeklerine oluşan bir çeteye denk gelmeniz halinde saldırıya uğramama ihtimaliniz gerçekten çok... Bir de o vardı değil mi Türkiye'de? Köpekler bile çeteleşiyor amına koyayım. Böyle 10 tane, 15 tane köpek. Değil mi? Fuck you know, man. İşte o zaman altıma sıçarım amına koyayım. Ayrıca yeah. köpeklerin yarattığı tek sorun bu da değil. Sokak köpeklerinin fazla olduğu ülkelere bakacak olursanız ortak bir özellikleri var. Evet, tahmin ettiğiniz üzere hepsi pis ülkeler. Çünkü bu hayvanlar takdir ederseniz ki bütün pisliklerini sokaklara yapıyorlar. Sadece bu kadar mı? Elbette değil. Aynı zamanda birçok virüsü de bünyelerinde taşıyorlar. Ha? Ve bu virüsler bazen sizlere bile zarar verebilir. Ben de onu dedim ya size işte. Pis kuduz var, bit var. Fleas, fleas. Fleas'in Türkçesi ne lan? Fleas, fleas. Diyor. Hele ki bir evcil hayvanınız da varsa zaten yandınız çünkü sokak köpeklerinin taşımış olduğu virüsler evcil hayvanlarınızın bünyesini kaldırabileceği türden bir virüs değil. Yani bu virüslerin hava yoluyla evcil please. hayvanlarınıza bulaşması. Please, please. Bu, bu, bu. Bire, 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 bire. Da. please. Da. Karşındırır adamı. Evcil hayvanınızı kurtarmanız mümkün değildir. Bu sebeplerden dolayı aranızda illaki evcil hayvanını kaybeden insanlar vardır. O insanlar benim demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Belki de aranızdan bazıları bunu bencillik olarak algılayabilir. Sizin... doğru demiş, doğru demiş Beyaz Kürt. Başka ne videosu var bunun? Bakın Türkiye gündemleri. Bu ne?